Arkadaşlar, bugün ekip olarak basacağız. Moment action speak louder than words. I know who really want it. Facts. It don't take all day to see if the sun is out. Everybody got excuses, ain't nobody running out. Me, I'm action oriented. That should be my album title. Dedication and commitment, man, that shit is hella vital. 3 veya 4 set yapacağım. Genelde bir regülasyon payı bırakıyorum artık setlerimde. Yani hacimde. Eğer ki programda 4 yazdım diye illa 4 yaparsan kötü hissederken onun acısı çıkıyor daha sonra. O yüzden küçük bir regülasyon payım var her harekette. Eğer ki o gün yorgunsam, şiddet yüksek geldiyse 3'te bırakıyorum. Yüksel tarzı dümenleme. Baktığında ne yapıyor? 150 çarpı 4 ne kadar volümden olmuş oluyorum? 600 volüm. 600 birim hacimden olmuş oluyorum. Ama abi işte her zaman birim hacimi tek başına takip etmek, yükseltmek her zaman en doğru yol olmuyor. Çünkü vücudun tolere edemediği sürece o hacim sana zararı. Yüksel bu ağırlığa girdiyse reisin de girmesi şart. Tabii ki ben demin daha yüksek bir ağırlığa girdim. Hem de high bar olarak girdim. Yüksel dümenci olarak low bar olarak girdim. Şimdi size low bar squat yapmanın ne kadar kolay olduğunu göstereceğim. Low bar mı yapacağız? Evet, low bar yapacağız. Hadi bakalım. Çünkü sen 4 yapmışken ben 3 yaparsam olmaz. The key to success was lost in a haystack. 20 albums later, man, I got my place back. And I got a couple placements where they don't even place rap. And now I got some new fans and I know where they stay at. And they message me just to see how I'm doing. Biraz bozuk olabilir. Yok iyiydi ya şimdi. 4'te attın yani, güzel 4 attın. Acaba yüksel olmasa hiç gelişebilir miyim acaba? Shit ain't fair, y'all trippin', man, I need another turn, nah, man. I've been working hard, trying to get it in, putting in work, still doing my thing. I've been working hard, trying to get it in, putting in work, still doing my thing. Get it in, putting in work, still doing my thing. Come on. I've been working hard, trying to get it in, putting in work, still doing my thing. Şaka maka, kalınlıklarında pek bir fark yok. Emre'nin kimse bir şekli daha iyi şimdi de. Kanka ben hiç çalışamıyorum ki. Doğru. Emre'ye biraz yanaşıyorum. Yeah. Ooh, let's go. Wait. Hala Q. Yeah, I feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to
sun these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actress. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, and vitamin, welcome to the lion's den. And I'm Mufasa, big boss in charge of. Coming in like a bull, you see me raising the stock up, yeah. So baby, you gon' need some patience. I already won, now I'm just making a statement, Damn, baby, why your mans keep hating? You asking about the cake, you here for the celebrations? Dur. Kim bu üç kişi? Ben 50 ile 9 tekrar... Bak, seni geçtim şu an dipste. Seni geçmiş durumdayım. Seninki 165-167 gibi bir şeydi. 10-12 kilo sana taktım tek tekrar maksimumda ama 3 kişi kardeşim, benden ben güçlü. Bugün tekrar denerim, seni geçerim şimdi. Ama o 3 kişi... O 3 kişiyi bulmam leaderboard'da lazım. Leaderboard'da yok. Demek ki videolarını submit etmemişler. Demek ki benden güçlü değiller arkadaşlar. Demek kardeşim. Ki videonuzu yükleyin arkadaşlar. Yoksa yok. Videonuzu yüklemiyorsanız daha güçlü değilsiniz abi. Bu kadar basit. Videoyu aynen yükleyeceğim. Ama ben birazdan bu bench'i bitireyim. Geleyim dipse. Hadi bakalım. Kaç yapacaksın? 60 ile 10 tekrar yapacağım. 60 ile 10. Geçmek için. Hadi bakalım. Aynen. Leaderboard'da bak. Leaderboard'da bir tek dipse şu anda sıralamadayım. I'm sorry if I stutter, yeah. My brain move a little faster than others, yeah. I even keep a close eye on my brothers, cause sometimes it's your blood that turn into blood suckers, yeah. Ooh. And I'm on a big mission. My whole team got a plate up in the kitchen, yeah. I'm talking everything, I make all the fixings, yeah. They come a long way from where they come up missing. I blame it on my confidence, yeah. Promise I'm really this astonishing. And yeah, you're now viewing the greatest of all time. No need for thank yous, the pleasure is all mine. That's my confidence, yeah, that's right. No downplaying my accomplishments. You call me arrogant, I take it as a compliment. I got that confidence, come on now. Nasıl, düzgün çıktı mı? Bak. Oh yeah. Oh yeah. Çok iyi. Bak şurada bak. Burada. Harbiden aynen. Çok güzel. Ha. Güzel de çekmişsin. İyi de kalkmışsın lan. Aynen. Tamam bunu da gireyim hemen. Oğlum kim lan bu iki kişi? Kim oğlum bu benden güçlü kişi? Arkadaşlar videolarınızı girin yoksa benden güçlü değilsiniz. Yani benden güçlü olmak için videonuzu girmeniz lazım. Ayar oldu. Hadi aldı. Bas. Helal. Ama yani. Bu videoyu sil, hiçbir yerde paylaşma kardeşim. Bu ne rezalet bir dalmış. Yani 10.5 bu yani. Hani 10.5 yani. Hani orada bir büyük büyük dedelerinin desteğiyle bastın yani. Bir şey daha böyle iyi. Şeyden sonra. Tamam ver. Yani yükseli rezil olmamak için. Doğru. O helal olsun. Kaç yani, yanlış olmasın ben bunu her akşam atıyorum evde ya. Hep böyle mi atıyorsun? Hayır. Kırık, ısınıyor musun? Evet. Güzel. Çok iyi forma. Güzel. Helal. Bu ısınmaydı yüksel. Helal. Aykut dediğin sağ ol. Sen de girersin bir 58 ya. 9 bilmiyorum da. 10 yapacağım kardeşim. 10 yapar ya. Hayata tutunma kaynağı mı bu lan benim? Leaderboard'daki tek birincilik. Daha videoyu yüklemedim rahat ol. Daha henüz bir akşam eve gidene kadar falan böyle bir bakarsın. Kaç yaptınız? Kanka bu 50 ile 9 yaptım. Ben hiç yenemedim ben de değil mi? Benim 50 ile 10 yapmam lazım ya da 60 ile 9 falan yapmam lazım. Yani daha iyi. Yüksel bu küçük hileyle seni geçeceğim kardeşim. Yani ciddi olamazsın. Yani buna ne diyoruz bilmiyorum arkadaşlar ama yani hani bu... Nasıl bir haset? Nasıl bir kıskançlık? Güzel kardeşim eğer bu varlığı yapamazsam sonuçta akşam bizim ekip bakacak bu review'lara. Senin bilmiyorum bizim ekip değerlendirecek. Çok da havalanma yani. Sen dua et ben bunu yapayım. Haydi. 50 mi şu an? 50. Aa 50 olmaz dur. 2.5 yapacak herhalde. Umarım bu 2.5'dan dolayı 7'yi geçemezsin.
Basıyorum. Yapacak, yapacak. Ben inanıyorum. Hızdan anlarız. Haydi. Ooo baba. Çok da. 3. Yok. Haydi. 4. Çok da. 5. 6. Bak hadi bir. 3. 7. 2 daha. 2 daha. Bir tane daha lan. Hadi. 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 Sana helal olsun be. Sana helal olsun be. Yalnız sonuncu var ya. Yuvan gücüyle bastı. Harbiden o yorucu bir şeydi o yani. Ama çok iyiydi ya. Çok iyiydi. Yüksel para versen yapamazsın bak. Çok iyi. Şaka bak, hakikaten iyiydi lan. Çok iyi. Tertemiz basıyorsun oğlum bak. Eyvallah. Derinlik de çok iyi. Derinlik de müthiş. Vay be. 2,5 taksan kanka. Ben de 52 bir şey 9 yapardım ama hadi neyse. 9 yaptık kanka. Ama 9 yani. O son tekrar evet. Tam o RP'yi oldu. Hemen hesaplıyoruz Yüksel. Erkek vücut ağırlığı 74. Ağırlık 52,5. 52,5 mu? Kaç o? 2 mi? 52,5. 9 tekrar. Kaç çıkıyor tek tekrar maksın? Tek tekrar maksimum 166.02 çıkıyor. 52.5'ı ayarladın değil mi? 3 kişi senden daha güçlü evet, diyor. Evet, biri benim büyükler. Benimki 181.11 çıkıyor ve benden 4 kişi yok beni geçmiş. Ağır sağlam tutarım 119.42. Sen senin kaç? 116.97. Yeah. Sağlık olsun. Çarpışıyoruz Yüksel. Sağlık az mı? Çok bunu yakınız. Bunu bırakamayız. Araya adam almayalım Yüksel. Hadi o zaman kol. Kol. Kanka hadi sen olsun. Bu işin uzmanısın. Ben bu işin uzmanıyım. Aynen. Çok güzel bir form. Skull Crusher yapıyoruz. Emre'nin de tavsiyesiyle hafif eğimimizi yükselttik. Yani çok düşük bir incline gibi düşünebilirsiniz. Bunun amacı da yani omuzlar daha rahat hareket etsin vesaire vesaire veya şey olmasın. Özellikle yüksek ağırlık alınca düz bench'te mesela ben çok kalkıyorum, kalçam kalkıyor. Emre mis gibi bir formla yapıyor. Gördüğünüz gibi başının arkasına iniyor böyle direkt alnı değil. Şimdi ben de göstereceğim. Bu en favori arka kol hareketim benim. Direkt bench'ime, dips'ime de çok faydası olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben Emre'den farklı bir hareket yapıyorum, onu göstereceğim size. Sen çeviriyor musun? Aynen. Her türlü hareketin zaten bu şekilde alnı değil, biraz geriye inmesi lazım ki omuz ekstansiyonu da işin içine katalım. Ben bu hareketi uygularken şöyle başlayıp hafif çevirerek iniyorum. Kalkarken de yine hafif başımın üzerine, yani buraya geri kalkmıyorum. Isınma olduğu için 6 yeterli olacak. Moving downhill like a slalom. Ain't nothing nobody can do to stop him. Böyle yapmanıza da hiçbir sakınca yok yani illa çevirmek zorunda değilsiniz. 30 bin gibi sende ama 25'te bir ısınmak istiyorum. 25 şurada görüyor musun? 25'te ısınacak abi. Haydi. Hıp! Çok iyi. Ana hareket ağır girdiğimiz neredeyse tek hareket bu. Bir de dumbbell curl var. Ama tabii onda bu kadar ağır girmiyorum. Aynı zamanda ağır olmasını önermemiz sebebi de buradaki arka kol gücünü bench press, dips gibi hareketlere, press gibi hareketlere evet. Transfer edebiliyoruz. Curl. Curl, dumbbell curl yapacağız. Bunda yine böyle şey mi? Yine 6-8 ama evet. Ama ben böyle yapıyorum. Dürüst olmak gerekirse arka kol kadar iyi ağır, yani ağır girilmesi o kadar kolay olmuyor bu hareket. Evet. Yani daha fazla hile yapma ihtimalin oluyor. Dolayısıyla yani 10 tekrar, 12 tekrar da çıkabilirsiniz. Ben mesela 25 kiloyu geçmem bu hareket. Ben de 17 falan yaptım. Benim için gayet. Alternative dumbbell curl. Eskiden bunun yerine çok barbell curl yapıyordum. Artık çok sıkıldım barbell curl'den. Yani gerekli duymuyorum. Bu da bir anlamda compound diyebileceğiniz bir hareket. Belli oranda yine savurmayı kullanıyoruz. Sadece bunu doğru kullanmayı bilmek lazım. Abartmamak lazım. Bu hareket biraz daha omuzun önünde gerçekleşen bir curl. Yani tabii preacher curl gibi değil ama
Sonuçta şu şekilde geriden başlamıyoruz. Tamamı yükseldik bir hareket. Değil mi? Çok yakışıyor. Böyle önce tek kolu yapıp sonra diğerine de geçebilirsiniz. Sırta baksana, bak şimdi kafamı bak, yaklaştın. Bak. Aynı ha, bak yemin ediyorum. Hafif hafif savurmakta bir problem yok. Yani bu hareketi ömrünüz boyunca böyle yapmaya çalışırsanız zaten senede bir belki ağırlık arttırırsınız. Ama savurmakla şunun arasında büyük bir fark var. Hafif bir savurmayla beli hyperextend etmek arasında fark var. El alem savurunca savurdu, sen savurunca normal. Bu hareket bildiğimiz cable curl gibi değil. Normalde böyle önden tutup yaparlar ya, o şekilde değil. Nasıl yapıyorlar? Aynen göstereyim. Incline dumbbell curl'ü biliyorsunuz. Hani incline bench'e yatıyoruz eğimli bir şekilde. Incline dumbbell curl'da amaç ne? Omuz açımız açılsın ki daha sürekli stres altında kalsın. Evet. Ve hani hareket boyunca yukarıda da aşağıda da aynı şekilde kas kasılmaya devam etsin. Şimdi ben incline dumbbell curl'ü sevmiyorum, haz etmiyorum. Yani ne zaman incline bench'e yatsam bir omzum düşüyor, biri çıkıyor, böyle bir abuk subuk bir şeyler oluyor. Ondan aynı hareket formunu bu şekilde cable'da yapmayı tercih ediyorum. Ne yapıyoruz? Bir ayak önde, bir ayak arkada. Bu şekilde tutuyorum. En geride çok açmıyorum. Hafif içeri bakıyor yumruğum ki daha rahat bir pozisyon olsun. Kolumu ekstra böyle ekstansiyona zorlamıyorum. Nasıl rahatsa duruyor o şekilde. Hafif öndeyim. Vücudumun da böyle durmayacak. Tabii ki gövdemi ileriye doğru döndürüyorum. Sonra curl'ümü yapıyorum. Curl yaparken tabii çeviriyorum dışarıya doğru. Geri geliyorum. Bu bir tekrar. Bu hareketi 15 yapabilirsiniz, 20. Yüksek tekrar uygulayabilirsiniz. Yüksel gibi de kollarım var. Böyle güzel bir poz hareketi. Tabii. Instagram'a evet. Reels story. Dördüncü hareketimiz, arka kol için ikinci hareketimiz push down. Yani şimdi herkes biliyor push down'ı, yani çok basit bir hareket. Yine birkaç tüyo vereceğim. Özellikle şunu yapmayacağız. Yani özellikle böyle popoyu kalçayı dışarı çıkarmıyoruz. Böyle yapmıyoruz hareketi. Şöyle yapmıyoruz, böyle normal insan gibi. Hafif karnımızı sıkıyoruz ki ağırlık burada durabilsin yani. Yoksa atacak tabii ki bizi. Bu şekilde durup basıyoruz. Yani ekstra bu hiper ekstansiyonu sırtta vermeye gerek yok. Bunu çok görüyorum salonlarda, çok yapıyorlar. Ya yani over correction, abartmayın, dengenizi bozar. Benim asıl tercihim burada normalde V bar kullanmak oluyor, rope'dan ziyade. Çünkü V barı tuttuğumda daha bir kere daha ağır kaldırabiliyorum. İki, bir tık daha sanki close grip bench yapar gibi dirseklerimi dışarıdan içeri doğru ittiriyorum. Yani direkt press diyorum aşağıya doğru. Bu şekilde yapınca çok daha yüksek, yani direkt full stack ve üstünü kullanabiliyorum. Şimdi push down'ı rope'la yapacağız. Yine çok büyük fark etmiyor. Rope'da biraz daha açabiliyorsunuz. Ben yine bir tık ağır girmeye çalışacağım. Hani duruşu görün. Yani öyle şu yok. Ördek gibi değil. On.
15, 20. Biraz daha yüksek ağırlık yapılabilir tabii. Yüksek tekrar yapılabilir tabii. Ama V bar olsa ben bunu 8-10 yapardım bile. Avucumun içinden kayıyor. Full stack ben de yaparım. Yes. Sail off into the sunlight.